Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Ege Denizi'nde Yunanistan'ın geri itmesi sonucu ölümle burun buruna gelen mültecilerle ilgili bir çalışması var. Son bir yılda yüze yakın mültecinin Ege Denizi'nde boğularak can verdiğinin aktarıldığı raporda Yunanistan'ın mültecilere yönelik zulmü anlatıldı. Yakaladıklarını ellerini bağlayıp denize atıyorlar. Yüzme bilmeyenleri denize atıyorlar. Kadınlara karşı cinsel saldırıda, tacizde ve tecavüzde bulunuyorlar. Kimi zaman botları patlatılıyor ya da tayzikli suyla taciz ediliyorlar. Yardım çığlıkları kendileriyle birlikte soğuk sulara gömülüyor. Çocuk, kadın, ihtiyar, ölüm onları Ege'nin ortasında buluyor. Bu muameleler insan haklarına aykırı muameleler. Son 3 yılda 41.523 mülteci geri itildi. Sadece 1 yılda 97 mülteci boğularak öldü. Kamu Denetçiliği Kurumu dünyanın gözünü kapattığı insanlık dramına ışık tuttu. Yunanistan'a adeta suçüstü yaptı. Geri gönderme merkezlerine gelen mültecilerle görüşüldü. Ege Denizi'ndeki geri itmeler ve boğulan insan hakları özel raporu hazırlandı. Onlarca insan böyle öldü. Bunlarla ilgili göçmenlerin bize başvurusu oldu. Ankara'da, İzmir'de, Edirne'de ve Aydın'daki geri gönderme merkezlerinde inceleme yaptık. Yunanlı yetkililerin bizzat denize attıklarıyla veya kurşunla, plastik mermiyle yaraladığı insanlarla, üzerindeki ziynet eşyalarını aldığı insanlarla birebir görüştük. Bunu bir rapora dönüştük. Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç, Ege'den yükselen yardım çığlığını tüm dünya duymalı vurgusu yaptı. Yavrusunu bile bile belki de öleceğini tahmin ederek denize açılıyor. Bunların ızdırabını, feryadını bütün dünyaya duyurmak istedik. İşte bunun için bu raporu hazırladık. Yunanlı yetkililerin bu cinayetlerini tespit edip belgelendirmek istedik. Malkoç, Yunanistan'ın insanlık dışı tutumunun tüm dünyaya anlatılması gerektiğinin altını çizdi. Zulüm edenlerin yanına kalmamalı dedi. Hedefimiz Yunanlıların yaptığı bu zulümleri, bu cinayetleri belgelemek, tespit etmek ve bunları dünya kamuoyuna duyurmak. Bunlar belgelensin ki ileride bunu yapanlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılansınlar.